Hocam öncelikle bize verdiğiniz seminerden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Biz teknik elemanlar olarak bu sizin seminerinizden ciddi manada istifade ettik. Peki bu anlattığınız hususları, medeniyet tasavvurunu fiili olarak sahaya dökebilmemiz için, mesleğimizi icra edebilmemiz için bize uygulama olarak ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Şu anda topluma baktığımız zaman bu toplumda ben ikili bir medeniyet yapılanması görüyorum. Bunlardan bir tanesi hala var olan ve safiyetini olabildiğince koruyan inanç bazındaki İslami medeniyet tasavvuru. Ama uygulamada bu tasavvurun geçerli olmadığını görüyoruz. Uygulamada kapitalist bir medeniyet tasavvuru geçerli. Bir yerden yola çıkmak niyetindeysek bir başlangıç yapacağız ve yavaş ve küçük adımlarla ilerleyeceğiz. Neyi ne kadar kendi değerlerimize göre yapabiliyorsak o kadar ilerleyeceğiz. Tabiatıyla iman ve iskan faaliyeti bir aynı zamanda bir alışveriş faaliyeti. Yani bir mal üretiliyor, bunun bir talebi var ve bir de arzı var. Belki medeniyet tasavvuru itibariyle kendi talebinizi de üretmek zorundasınız. Yani siz öyle insanlar olacak ki sizin arz ettiğiniz ve medeniyet tasavvuruna uygun, yani nispete ve iktifa prensibine uygun yapıları talep edecekler. Bu belki önce küçük mekanlarla başlayacak ama ben inanıyorum ki her şeyin bir başlangıcı vardır ve küçük adımlarla yürür. Birdenbire büyük radikal projelerle işe girilmez. Girilirse başarı mevzu bahis olmaz. Büyük darbeler alınır, büyük kırılmalar olur. Önce kendi şahsi yaklaşımınızda hiçbir zaman tevekkülü ve tevazu ve kanaati göz ardı etmeden, tabii ki menfaatinizi ve faydanızı düşünerek kendi yaklaşımınızda bir fark görülsün diye ben size öneririm. Yani kamuda çalışıyorsanız hizmetinizin kalitesinde, özel çalışıyorsanız yine yaklaşımınızda göreceksiniz ki bunun karşılığı toplumda kısa zamanda oluşacaktır diye düşünüyorum. Ama bunu böyle değil de tam tersi kapitalist fikriyatın emellerine hizmet edici şekilde yürütürseniz onu köpürtür, katlandırır, çok büyütürsünüz. Şu anda Türkiye'de yapılan o. Müslüman kitle maalesef kapitalist bir imar ve iskan faaliyetinin zebunu olmuş durumda. O faaliyet egoya hitap ettiği için ve akla hitap ettiği için müthiş bir karşılık görüyor. Biz aklı reddetmiyoruz ancak aklı inancın emrine vermeyi öngörüyoruz eğer İslam medeniyeti tasavvuruna inanıyorsak. Önerdiğiniz metodu uygularken sizce öncelikle bunu bir İstanbul gibi mega kentte mi uygulamak daha doğru olur, yoksa daha küçük şehirlerde, daha küçük bölgelerde mi uygulamak daha yerinde olur? Efendim benim hayatta prensibim şudur. Bir insan bir işe başlıyor. Önce niyeti halis olacak. Bu halis niyeti sadece kendisi bilir, bir de Cenab-ı Allah bilir. Ama önce niyet halis olacak. Ondan sonra hangi kapı açılırsa oradan gireceksiniz. Kapıyı siz belirleyemezsiniz. Kapıyı takdir belirler. Onun da bizdeki adı ilahi takdirdir. O hangi kapıyı açarsa oradan gireceksin. Açmazsa da sabredip bekleyeceksiniz. Dolayısıyla İstanbul megakent küçük, onu ben bilmem. Ama hangi kapıyı açar açmazsa bileceğiz ki henüz daha vakti vardır. Beklememiz gerekiyor. İstikameti bozmadan, kendi genel ilkelerimizden fedakarlık etmeden.